rabıta nedir? Rabıta sevmek ve örnek almaktır. Bu eğitimde önemli bir şeydir. Bir insan öğretmenini seviyorsa ondan daha çok istifade eder. Yine bir insan bir vaiz efendiyi seviyorsa dinlediklerini, ondan duyduklarını daha çok uygulamaya çalışır, daha çok istifade eder. Tasavvufi eğitimde de rabıta, ahlakıyla, adabıyla kamil bir insan olan mürşidi sevmek ve örnek almaktır. Tasavvufun klasik eserlerinde yani ilk 5-6 asırda yazılan eserlerde bu şekilde şeyhi örnek almak, sevmek vardır ama daha sonraki asırlarda Hicri 700'lü yıllardan sonra yani miladi 1300'lü yıllardan sonra Rabıta'nın gelişmiş bir şekli daha ortaya çıkmıştır. Tasavvufi bir iştihatla bazı tasavvufiyeli düşünmüşler ki bir derviş şeyhini sevmenin yanı sıra bir de onu düşünürse Cenab-ı Hak'tan şeyhine gelen manevi feyizler müride de intikal eder. Müridin maneviyatına faydası olur diye düşünmüşler. Yani bu söylediklerim Hicri 8. miladi 14. yüzyıllardan sonra bu şekilde rabıta daha önceleri basit rabıta yani sevmek ve örnek almak var iken biraz daha geliştirilmiş ve meşayih'tin ruhaniyetinden feyz almak şeklinde bir ikinci aşamaya e, gelişmiş rabıtaya dönüşmüştür 14. yüzyıllardan sonrasında. Fakat zamanla e, bu e, anlayışa bazı eleştiriler de olmuş. Zaten baktığımız zaman bu e, 14. yüzyılda gelişen, gelişmiş şekline rabıtanın bütün müritlere tavsiye edilmiyor. Bütün müritlere tavsiye edilmiyordu. Mesela Hoca Bahattin Nakşibend bu şekilde meşayihın ruhaniyetinden feyz almak, onları düşünerek feyz almak şeklindeki bir rabıta usulünü sadece birkaç tane müridine tavsiye etmiş. Bir tanesi Hoca Muhammed Parsa isimli halifesidir. Ona da Bahattin Nakşibend Hazretleri son haccından dönerken yolda böyle bir metot, böyle bir usul olduğundan bahsetmiştir. Bundan anlıyoruz ki ilk zamanlarda tasavvufta böyle geliştirilmiş, gelişmiş rabıta bütün müritlere tavsiye edilmiyordu. Belki çok az sayıda müride bir metot olarak, bir usul olarak öğretiliyordu. Yine kaynaklara baktığımız zaman Yakup Çerhi, Ubeydullah Ahrar Hazretlerine hilafet veriyor, icazet veriyor ve diyor ki bu işte zikir vesaire bunların yanı sıra bir de rabıta diye bir usul vardır. Fakat bu usulü bütün dervişlere, bütün müritlere öğretmeyin. Hepsi bunu anlayamaz. Sadece kabiliyetli, istidatlı olan dervişlere bunu öğretiniz diyor Yakup Çerhi Hazretleri. Ubeydullah Ahrara. Bu Reşahat isimli kaynakta, kitapta geçer. Bu rivayetlerden anlıyoruz ki yani Meşayih'in ruhaniyetinden feyz alma şeklindeki bu şekildeki bir rabıta bütün müritlere tavsiye edilmiyor. Fakat soruları bütün müritlere tavsiye edilir olmuş. Buna eleştiriler de olmuş. Hele hele günümüzde artık insanlar bu şekilde bir rabıtayı anlamakta zorlanıyorlar. Onun için günümüzde artık Hicri ilk 5-6 asırdaki basit rabıtaya dönmekte fayda var. Nedir o? Mürit, şeyhini sevecek ve örnek alacak ahlaken. Bu kadar. Daha ileriye gitmeye gerek yok. Efendim, illa şeyhimi düşüneyim, illa ondan bana feyiz geldiğini düşüneyim gibi şeylere gerek yok. Zaten severse, örnek alırsa feyiz gelir. Hatta daha basit söyleyeyim, rabıta nedir? Bir mürit, e, ticari hayatta krediye ihtiyacı var. Fakat bir faizli krediler var. Bir de faizsiz finans kurumlarından kredi alma imkanı var. Orada diyecek ki ben madem ki dervişim bir yola girmişim. Şeyhim olsa faizli kredi alır mıydı? Almazdı. O zaman ben de faizli kredi almayayım deyip finans kurumundan, İslami finans kurumundan alıyorsa bu dervişin rabıtası var demektir. Yoksa her gün 5-10 dakika şeyhini düşünecek, ondan sonra faizli kredi alacak. Bu rabıta hakiki bir rabıta değil, sahtekarlıktır. Veya eline kumandayı aldı, efendim televizyonda böyle dünyevi, laubali filmler var. Şeyhim olsa bunu izler miydi? İzlenmezdi. O zaman ben de izlemiyorum diyorsa rabıtası vardır. Yoksa her türlü şeyi izliyorsa bu kişinin rabıtası yoktur. Onun için rabıta bugün itibariyle aslı olan tasavvuf tarihinde ilk asırlardaki aslı olan şeyhi sevmek ve örnek almak. O kadar. Buraya indirgenmesi, buraya çevrilmesi, aslına döndürülmesi çok daha 21. yüzyılın insanına uygundur. Onun için rabıtayı artık böyle anlamak lazım. Zaten Mahmut Sami Ramazanoğlu Efendi, Musahabe isimli eserinin 6. cildinde, rabıta bölümünde bir iştihat buyurmuş. Şöyle bir şey yazmıştır. Rabıtada şeyhi düşünmeye gerek yoktur muhabbet yeterlidir. İşte zaten Sami Efendi yıllar önce bunu ifade etmiş. Rabıtada şeyhi düşünmeye gerek yoktur. Muhabbet yani onu sevmek yeterlidir diyor. Bugünün insanla 21. yüzyılın insanla zaten en uygun da budur.